Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünyada aslında adına yani küreselciler ve milliyetçiler de diyebileceğimiz derinden derine bir çatışma devam etmektedir. Küreselci hainlerle, küreselci masonik siyonist yapıyla, küreselci iblis uşaklarıyla vatanseverler arasında. Bunlar Amerika'da da vardır, Türkiye'de de var biliyorsunuz zaten. Dünyanın her yerinde de var. 28 Haziran Salı günü T24 sitesinden alıntıladığım haberin özü şu idi. Dar kapsamda Amerikan Yüksek Mahkemesi bir karar aldı. Kürtajı sınırlayan bir karar oldu bu. O kararını ilan eder etmez aynı gün ya da hemen ertesi günü İsrail Kürtaj'a destek veren bir devlet kararı açıkladı. Bugün de Biden yönetimi ve Google yönetimi aynı şekilde yüksek mahkemeye itiraz eder nitelikte kürtaj yaptırmak isteyenleri destekler onlara bu hizmeti kolaylaştırır nitelikte kendi almış oldukları kararları açıkladılar. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de olsun dünyanın herhangi bir ülkesinde olsun bu bahsini etmiş olduğumuz iki güç bloğu iki cephe arasındaki çatışma yüzeysel siyasi bir çatışma değil. Bu iki anlayış, bu iki mantık, bu iki düşünce biçimi, bu iki temel değerler tercihi, bu iki uygarlık çatışması. Amerika'da bu çatışmada gerçek Amerikan vatanseveri, gerçek Amerikan milliyetçisi ve İslam'ın değerlerine diğerlerine göre daha yakın duran gerçek dindar Hristiyanlar diyebileceğiniz alttan ala, alttan alta işlemekte olan bir cephe vardır. Ama bunlar Amerika özelinde baktığımız vakit şu an zayıf olan cephedir. Mahkum olan cephedir. Yüksek mahkemenin bu kararından yüksek mahkemede bu cephenin güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi şu an vakit de müsait olmayacağı için ayrıntısına giremeyeceğim bu son derece çarpıcı ve konunun çok meraklıları, uzmanları hariç hemen hemen hiç kimsenin farkında olmadığı bu çatışmanın, bu dinamiğin kendisini bir şekilde böyle yani suyun yüzüne, toprağın yüzüne sızan su kaynağı gibi, petrol kaynağı gibi adeta kendiliğinden dışarıya sızan çarpıcı örneklerinden birini vereyim. Hatırlayacaksınız Mel Gibson'ın yönetmenliğini ve başrolünü oynadığı Çile filmi Türkçe'ye çevrilmiş ismiyle. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Yahudilerin elinde çekmiş olduğu azabı işkenceyi anlatan bu çatışmayla ilgiliydi. Mesela Fransa'da yasaklandı bu film. Birçok dünya ülkesinde oradaki o kötü Yahudi tiplemeleri kesildikten, sansürlendikten sonra ancak müsaade edildi. Amerika'daki gerçek dindar Hristiyan gerçek Amerikan vatanseveri ve bu sebeplerden ötürü şiddetli siyonizm karşıtı bu cephenin ürünlerinden biriydi. Mel Gibson mesela öyle bir isimdir. Sinema sanayi üzerinden böyle bir hamle yaptığı için Mel Gibson mesela hemen arkasından onun kadar meşhur olmamış Spot Işıkları isminde Türkçeye çevirebileceğimiz Siyonist Hollywood çevreleri Katolik papazların özür diliyorum oğlancılık ve cinsi sapıklık eğilimlerini işleyen şiddetli Katolik mezhebi aleyhtarı bir filmle cevap verdiler. Bunu bir örnek olarak arz ettim. Yani Amerika'da böyle bir çatışma var. Yanlış tarafın şu an çok daha güçlü ve hakim olduğu ama onlara göre doğru insanların da hala daha varlıklarına devam ettirdiği zaman zaman böyle etkili kürtaj meselesinde olduğu gibi çıkışlar da yapabildikleri. Benim temennim duam arkadaşlar inşallah Amerika başta olmak üzere çünkü onda bir denge değişikliği bütün dünyada bir zincirleme reaksiyona yol açar. Şer güçlerden onlara göre ehveni şer güçlere gücün ve kontrolün geçmesi anlamında ve tekrar arz etmiş olayım biz Müslümanlara savundukları fikirler, sahip oldukları tezler, sahip oldukları ahlaki temel ilkeler, değerler itibarıyla Siyonizm karşıtlıkları itibarıyla tek başına birey olarak samimi, tutarlı, gerçekten vatansever insanlar olmak itibarıyla bunlar daha yakın bir noktada durmaktadırlar ve belki dünyanın çok da hatta uzak olmayan geleceğinde hani her hafta cuma akşamları İslam devriminden bahsediyoruz ya dünya genelinde küresel olarak adına İslam diyemesek bile ama şu anki hakim iblis yapısına nazaran daha ehveni şer sayabileceğimiz, ona nazaran daha hayırlı sayabileceğimiz böyle bir devrimin olma ihtimali de giderek yükselmektedir. Bu açıdan Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin vermiş olduğu kürtaş kararı şahsen beni sevindirdi, ümitlendirdi.